Torsio uterusun, bakın burada görüyorsunuz. Normal bir uterus, gebe kornu, gebe olmayan kornu. Normal bir durumda, bir gebelikte, ileri dönemde uterusun görüntüsü böyle. Torsio uteru de şu gebe kornu kendi etrafında tur veya turlar yapıyor. Öyle olunca da şuna benzer. Şimdi şu ceketin şeyini düşün. Bu geriden, özür diliyorum, bir şey yapmam lazım. Poşet olur mu? Göstermek için. Bu da olmayacak. Bir... Hocam poşet olur mu? Şöyle şişirip keskin. Evet, poşet de olabilir ya da peçete de olabilir. Peçete alabilir miyim? Bir tane boş bir peçete. Ya da bir kağıt, boş bir kağıt da olabilir. Özür dileyerek al. Şimdi şöyle düşünün. Bu uterus. Şimdi gebe bu taraf geniş kısmı olsun şöyle biraz. Bu gebe olan kornu düşünün. Hemen bunu eneli ağırlığından dolayı şöyle bakın. Birkaç tur döndüğü zaman serviks de daralıyor. Öyle olunca doğum kanalı uzağının geçebileceği genişlikte olmuyor. Bunun da bazı nedenleri var. Nedenlerden biri işte curvatura major'un yani uterusun şurada gördüğünüz uterusun bakın şu geniş kısmının serbest olması. İneğin yatış kalkış hareketlerini biliyorsunuz değil mi? O da bir sebeptir. İneğin yatış kalkış hareketleri yine aynı şekilde bu bununla birleştiğinde yani ineğin yatış kalkışı aynı zamanda da bu curvatura major'un serbest olması uterusun işte ağırlığındaki artış gibi faktörlerle kendi etrafında tur veya turlar dönebiliyor. Bazen hafif olabiliyor, bazen birkaç tur. 720 dereceye kadar bu olabiliyor. Hafif dönmelerde serviks açıktır. Parmaklar geçebilir. Bazen eliniz içeri geçebilir. Yavruyu tutabilirsiniz. Yavrudan tutarak düzeltmek de mümkün olabilir. Ama şiddetlilerde mümkün değil. Hiç eliniz geçmez. Çünkü birkaç tur kendi etrafında dönmüştür. Torsiyo uteri. Özellikle de doğumun ilk aşamasında veya ikinci aşamasının erken dönemlerinde sebep oluyor. Dışarıdan özellikle de 360 veya daha yukarı derecelerde torsiyolarda hemen hayvanda arkadaşlar vajinasındaki burulmayı aynı şekilde vulva dudaklarına bakarak da torsiyo olduğunu düşünmek mümkün olabilir. İneklerde çok sık rastlanıyor. Nedenini söyledik. Uterus ligamentlerinin uzun ve kornuların iç bükey yüzüne dorsolateral bağlanması, geniş olan curvatura major'un serbest kalması ve yine buzağı ağırlığının da fazla olması ineklerde torsiyo uterinin daha fazla gözükmesi şansını arttırıyor. Burulma serviksin önünde veya arkasında spiral kıvrımlara sebep oluyor. Önündekiler 90 veya 180 derecelik, kaldırındakiler ise 360 veya daha ileri derecelerde olabiliyor. Eğer serviksin önündeki burulmalarda bir de burulunca ne oluyor biliyorsunuz? Uterusa giden damarlar da buruluyor, sinirler de buruluyor. O zaman uterusa giden kan akımı oranı, yavruya giden kan akımı azalıyor ve yavruda ölme şansı yine fazla oluyor. Sinirler buruluyor. Bu defa hayvanda ağrı duyma, sancı duyusu oldukça fazla bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Serviksin önündekilerde dedik ki hafif burulmalarda serviks kısmen açıktır. Yavruya ulaşılabilir ama gerisindeki burulmalarda serviks yoluyla yavruya ulaşmak mümkün değildir. Rektumda bile kıvrımlar vardır. Vajinadaki kıvrımlara bağlı olarak vajina nedir? Daralmıştır. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii ki bu sinirlerdeki sıkışmaya bağlı olarak en tipik şeylerden biri hayvanda duyduğu sürekli sancı, ağrı duyma hissi ve hayvanda bir huzursuzluk var ama doğuma ilişkin belirtileri pek göremezsiniz bu tür durumlarda. İşte üzerinden uzun zaman geçen olgularda dedik ki plasantada ayrılma, yavrunun beslenememesi gibi sebeplerle fötus ölüyor. Tanısı aslında oldukça kolay.
Palpasyonda anterior vajinada kıvrımlar. Vajinaya elinizi sokarsınız, kıvrımların olması. Tüm vajinal duvarda spiral kıvrımların saptanmasıyla tanı konur. Bakın, spiral kıvrımların yönü uterusun rotasyon yönünü dönüşür. Yani sağa ise kıvrımların yönü demek ki torsiyo sağa doğru, sola ise sola doğru olduğunu size düşündürmesi gerektirir. Evet. Torsiyon eğer preservikal, yani serviksin ön bölümünde olduğunda vajinada pek değişiklik olmuyor. Özellikle de vajinadaki, berektumdaki değişiklikler, yani özellikle de torsiyonun arkadaşlar serviksin ileri bölümünde olduğunda karşımıza çıkabiliyor. Tanıda rektal muayene ile uterus palpe edilerek tanısı yapılabilir. Peki tedavisi nasıl derseniz? Tedavisinde arkadaşlar değişik yöntemler var. Bunlardan bir tanesi, eğer serviks açık, eliniz geçebiliyorsa çevirmek. Eğer ya da hayvanı yerde yuvarlamak. Biraz sonra resimlerde göreceğiz. Yerde yuvarlama yöntemi var. Bunların yetersiz kaldığı durumlarda ise nedir? Operasyon, sezeryandan başka bir şansımız yok. Bakın, dedik ki yuvarlama metodu basit bir yöntem. Döndürme işleminden önce ineklerin ön ve arka ayakları bağlanır. Biraz sonra resimde gösteririm. Ön ve arka ayakları bağlıyorsunuz. Ondan sonra bunun uterusun üzerine bir böyle kalın tahta gibi şeyler koyuyorsunuz. Amaç burada şu. Bir kişi onu koyar ve üzerine bastırır. Amaç yok. Uterusu sabit tutmak. Hani diyoruz ya, bak, uterusu sabit tutarken yavruyu hızla torsiyo yönünde çeviriyorsunuz. Yani bu hangi durumlarda geçerli? Serviksin kısmen açık. Bak, nedir? Yavrunun herhangi bir yerini tuttunuz. Tuttuktan sonra ne yapıyorsunuz? Dedik ki torsiyo yönünde yavrunun ayaklarından tuttunuz, çeviriyorsunuz. Sonrasında kontrol edersiniz açıldı mı diye. Bu işlemden sonra kontrol edilip düzelme olup olmadığı, yani bakılır. Eğer düzelme yoksa operasyon sezeryan tercih edilir. Yuvarlama metodu, bakın, özellikle hafif olgularda yapmanız gereken, ciddi olgularda hiç yuvarlama yapmayacaksınız. Serviks'te eliniz geçmiyorsa hiçbir yöntem denemeyeceksiniz. Direkt operasyon sezeryana gitmeniz gerekiyor. Bir de operasyon sezeryana çok hızlı karar verip uygulamak zorundasınız. Çünkü plasanta ayrılıyor. Yavruya giden oksijen miktarı, kan miktarı azaldığı için yavru ölüm riski oldukça yüksek. Hemen hızlıca sezeryana gireceksiniz. Dedik ki yerde yuvarlama yöntemi, aslında resimleri vardı herhalde biraz bunda şey. Onları da en kısa sürede size bu slide şeylerinize koyarız. Yerde yuvarlama yönteminde de yine aynı, inek sırt üstü yatırılıyor. Ön ve arka ayakları bağlanıyor sırt üstünde. Kalas ve utero inek kendi şey torsiyo yönünde döndürülüyor. Birkaç kez döndürülüp muayene ediliyor. Serviks açıldı mı açılmadı mı? Açılmadıysa 2-3 uygulamadan sonra yine sezeryana karar veriyorsunuz. Hocam, ilaç vuracak mı? Ne ilacı? Anesteziye gerek var mı mesela yine o anda? Hayır. Şimdi o tür durumda pek anesteziye gerek pek yok. Ama şöyle bir şey. Efendim? Biri bir şey ağrı mı dedi? Hocam, hani sinirlerde şey var ya, zaten ağrı var yani. Çok bir sıkıntı. Yok, hayır. Yani o tür durumda hiç anesteziye gerek yok. Çevirme işlemleri yaparken. Bir başka doğum kanalı darlığı serviks spazmı. İşte buna çok sık rastlarsınız. Serviksin yetersiz açılması. Bazen bu anatomik bir bozukluk olmaksızın şekilleniyor, yani çoğunlukla. Ya kısmen açılıyor ya hiç açılmıyor. Yani serviksin anatomisinde herhangi bir problem olmadan serviksin yavrunun geçebilecek büyüklükte açılamamasına serviks spazmı deniliyor. Bunun nedenlerinden biri uterus kontraksiyonlarının serviksi etkilememesi. Normalde doğumun birinci aşamasında uterus kontraksiyonları başlıyor, serviksi etkiliyor, serviks açılıyor. İşte bunun en önemli sebebi uterus kontraksiyonları serviksi etkilemiyor ya da az etkiliyor. Bunu yaşlı hayvanlarda, yine dengesiz beslenmiş hayvanlarda, hidroallantoiste, ikiz gebelikte, bunlar ne yapıyor? İkiz gebelik, hidroallantoiste gibi durumlarda
uterus yoruluyor yani kontraksiyon yapıyor. Biz ona uterus inerşiyası diyoruz. O tür durumlarda serviks etkilenmediği için ya yetersiz açılıyor ya da pek açılmıyor. Aynı zamanda bir başka nedeni de uterusun yer değiştirdiği durumlarda. Mesela torsio uteride veya devasio uteride o tür durumlarda da uterus kontraksiyonları servikse tam olarak yöneltilemiyor. Yöneltilemediği için de yine serviksin açılması pek mümkün olmayabiliyor. Bu tür durumlarda bakın serviks spazmına bağlı güç doğumla hayvana sedasyon yapmak, serviksi pasif olarak genişletmeye çalışmak olmalı. Ama bunlara rağmen olmuyorsa hiç tereddüt etmeden operasyon sezaryana girilmesi lazım. Bununla ilgili de çok şey duyarsınız. Yarın belki bir veteriner hekimle ortak olacaksınız. Yanında çalıştığınız veteriner hekimler olacak. Böyle onu kullandım, bunu kullan, şunu yap gibi ama emin olun yaptığınız çabaların beyhude olduğunu çoğu zaman göreceksiniz. Dediğim gibi hafif olgularda hayvana bir sedasyon yapın. Sonrasında pasif olarak genişletmeye çalışın ama elinizi bolca kayganlaştırın serviksi. Bu işlem sonrasında başarısız olmuyorsa hemen operasyon sezaryana girmemiz gerekiyor. Bir de vulva vajina darlığı var. Bu da bakın ilk doğumunu yapan düvelerde özellikle karşımıza çıkıyor. En önemli sebebi erken yaşta gebe bırakılma. Çiftleşme, tohumlama veya daha önceden geçirilen vajinitislere de ilişkin olarak yine arkadaşlar vajina bölgesinde darlıklarla rastlayabiliyoruz. Bir başka nedeni prolapsus vajina, pnömo vajinanın tedavisi için uygulanan dikişler de vulva darlığına yol açabilir. Vulva darlığına bağlı güç doğumda ne yapacaktır? Epizyotomi. Öbür türlü yapacağımız hiçbir işlem vulvada yeterince genişlik olmaz. Epizyotomi niye yapıyorduk? Düzensiz yırtıkları engellemek. Çünkü eğer biz kuvvet yoluyla zorlasak belki çıkartırız ama ciddi perivajinal dokularda yaralanmalar, vulvada yaralanmalar olur. Sonrasında o düzensiz yapılan nedir? Yaralanmaları, yırtıkların dikmesi, tamir etmek düzenli bir yırtığı dikmeye göre daha zor olduğu için. Bakın burada da en fazla bu vulva bölgesindeki yaralanmalarda arkadaşlar burada bakın normal bir prezentasyon pozisyon. Yavrunun ön ayakları çıkmış. Baş hemen orada. Hekimin yardımcılar aynı anda ayağa çekerken hekimle koordineli olacak demiştik. Hatırlıyor musunuz geçenlerde? Hekim ne yapıyor? Vulva dudaklarını yanlara doğru ayırıyor. Özellikle baş geçerken çünkü amacı ne? Vulvada ve perineal bölgede düzensiz yırtıkları önlemek açısından. Bak diyor ki bu tür problemler eğer doğum engel oluyorsa kanal veteriner hekimin kayganlaştırılmış eliyle genişletilmeye çalışılmalıdır. Aksi takdirde perineumun yırtılması gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Bir başka güç doğum sebebi itici güç yoksunluğu. İtici güç deyince neler anlıyorduk? Dilek neyi anlıyordu itici güç? Neyi anlıyordu itici güç? Abdominal kontraksiyonlar, uterus kontraksiyonları. Yani itici güç noksanlığı. Şimdi düşünün, herhangi bir sebep abdominal kontraksiyonları engelleyebilir. Herhangi bir sebep uterus kontraksiyonlarını engelleyebilir. Ne engelleyebilir? Örneğin enerji yetmezliği. Hayvan uterus kasılır bir süre sonra yorulur. Biz buna sekonder uterus enerjisi diye inerşiyası diyoruz. Bazen olur. Uterusu kasan neydi? Hangi hormondu? Oksitosin gibi. Oksitosin kanının problemleri uterus kontraksiyonlarını yeterince olmasını engelleyebilir. Ya da şöyle bir şey desem. Bir inekte şey olsa, kaslarda rutul olsa, karın kaslarında uterus rutulaşsa, bağlar artıyor. Uterus herniye uteri diyorum ona. Ya da doğru böyle memelerin orada karın altına doğru sarkmış. Karın kaslarında yırtık olan bir hayvanda abdominal kontraksiyonlar olur mu yeterli? Olmaz. Bakın, abdominal ve uterus kontraksiyonlarını etkileyen az önce saydığım nedenler gibi nedenler
itici güçlerin nedir? Yetersizliğine sebep olur. Ne demiştik dileklerde? İtici güçlerden, yani doğumun gerçekleşmesiyle ilgili itici güçlerin %60-40'ı uterus, %60'ına abdominal kontraksiyonlar oluşmuş demiştik. O yüzden bu iki itici gücün aynı anda koordineli bir şekilde kontraksiyona geçmesi, kasılması, bu zarın dışarı çıkarılması açısından oldukça önemli. Bunlardan biri uterusun itici güç yetmezliği. Bunu da primer ve sekonder diye ikiye ayırıyoruz. Bakın, primer olan en belirgin semptomu şu. Doğumun birinci aşaması başlamış. Doğum kanalı açık. Hayvan kasılmıyor. Elinizi bir atıyorsunuz. Yavru zarları patlamamış. Duruyor. Hemen yavru zarlarını yırtıyorsunuz. Tutup buzağının ayağından tutup çekip çıkarıyorsunuz. En belirgin semptomu şudur. Doğum kanalı açılmış. Kontraksiyonlar yok. Hemen elinize atıyorsunuz. Hemen orada yavru keseleri yırtılmamış bir şekilde duruyor. Yavru keselerinin yırtılması için ne olması gerekiyor? Sen niye geldin? Niye geldin diyorum. İyi. Yani 5 dakika dinleyeceksin. Yirmi dakika mı? 10 dakika var. Sen de bayağı geç gelmişsin. Evet. Ve nedir? Yavru zarlarının yırtılmasını sağlayan neydi? Kontraksiyonlar değil mi? Kontraksiyonlar ittirecek. Buzağının tırnakları ya da şeyleri nedir? Yırtacak yavru keselerini ki yavru dışarı çıkacak. Primer uterus inerşiyasının en tipik belirtisi şu. Birinci aşama gerçekleşmiş ama ikinci aşama bir türlü gerçekleşmiyor. Bunun sebepleri abortus, erken doğum ve ikizlikle ilişkili olabilir. Primer uterus inerşiyasının tanısı anemnez, doğum kanalının muayenesiyle olur. Anne yani inek dikkatli bir şekilde muayene edilmesi gerekiyor. Özellikle de memedeki değişiklikler, pelvis ligamentlerindeki o çökme, abdominal kontraksiyonlara bağlı huzursuzluk, doğumun birinci aşamasının geçtiğini ama bir türlü ikinci aşamanın başlamadığını bize gösteriyor. Genital kanalın muayenesinde serviks açık, yırtılmamış yavru zarları ve yavruyu hemen hissedersiniz. Tedavisinde de bu yavru zarlarını yırtar, tutar, yavrunun ayağına ip veya zincir bağlayarak çıkartabilirsiniz. Ya da ne yapabiliriz? Tokolitikler. Ya da oksitosin yapabiliriz değil mi? Çünkü baktık yavrunun hemen orada preadaptasyon pozisyonu normal. Yavru canlı. Kontraksiyon yok. Yani biz uterus kontraksiyonlarını neyle sağlıyorduk? Oksitosinle. Oksitosin yaparak nedir? Doğumun ilerleme sürecini bekleyebiliriz. Ama fötal membranlar vajinal yolla yırtılır. Yavrunun preadaptasyon pozisyonu normalse veya bir bozukluk varsa düzeltilir. Hafif çekmelerle bu tür durumlarda yavru çıkarılır. Ama bu işi yaptıktan sonra ne yapacağız hayvana? Oksitosin. Mutlaka oksitosin yapmamız gerekiyor. Sekonder inerşiyası da şu. Uterus kontraksiyonları var ama yavru çıkmamış. Uterus yoruldu artık. Enerjisi bitti. Öyle olunca da kontraksiyonları ortadan kalkıyor. Bu tür durumlar çoğunlukla da uzayan güç doğumların sonucudur. Bu tür durumlarda yine yavru zarlardan atılamaması, involüsyon gecikmesi ve pörperal metritisle sonuçlanır. Biz bunu önlemek için ne yapmamız gerekiyordu? Oksitosin oksitosin uygulamamız gerekiyor. Fetal güç doğumlar var. Bunları da isterseniz burada ara verelim çünkü anlatabilir miyim bayağı? Orada verelim hadi artık. Gittiği yere kadar yarıda kalmasın. Ben iyi dersler diliyorum size. Teşekkür ederim.